Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizleri Arizona'ya antik kentine götüreceğiz. Kentin yüksek platosu üzerinde bulunan Zeus Tapınağı'nın çevresinde yapılan kazılarda M.Ö. 3000 yıllarında yerleşme tabakaları ortaya çıkarılmıştır. Dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'dır. İl merkezine 50 km uzaklıkta bulunan Çavdarhisar ilçesinde yer almaktadır. Yakın zamanda ovanın birçok yerinde saptanan yerleşme yerlerinden birisi de Anadolu'nun erken dönemlerinde bu kutsal ana alanın yerindeydi. Helenistik dönemde bu bölge değişimli olarak Bergama ve Bitinia'ya bağlı iken M.Ö. 133'te Roma egemenliğine girmiştir. Bu döneminde tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünü bölge sınırlarını aşmış olan Arizona'da kesin kentleşme bulgularına ancak milattan sonra 1. yüzyıl sonlarına doğru rastlanmaktadır. Arizona'yı erken Bizans döneminde psikoposluk merkezi iken milattan sonra 7. yüzyıldan itibaren önemini yitirmiştir. Tapınak düzlüğü orta çağda bir hisara dönüştürülmüştür. Selçuklu Beyliği döneminde Çavdar Tatarları tarafından üs olarak kullanılmıştır. Bu yüzden buraya Çavdarhisar adı verilmiştir. Zeus Tapınağı'nın ön tarafında Medusa'nın tariflerine uyan bir heykel bulunuyor. Saçları yılan başlı. Ancak araştırmalar sonucunda Zeus olduğu ve çapkın Zeus'un kızları tamlamak için her kılığa girdiği söyleniyor. Aslında bu mermer bloğu bakıldığında her taraftan görülebilmesi için tapınağın en üst kısmında bulunuyormuş. Fakat oraya monte edilememiştir. Penkalas yani Koca Çay Irmağı'nın yukarı kesiminde Tanrıça Meters Theonene'nin kutsal mağarası civarında yaşayan Frigyalıların öncülü olarak antik kaynaklarda geçen Azan adlı mitolojik kahramanının su perisi Erato ile efsanevi Kral Arkas'ın birleşmesinden ortaya çıktığı sanılmaktadır. İşte bu mitolojik kahramanından Aizanoi kentinin adı kaynaklanmış olabilir. Aizanoi Antik Frigya'ya bağlı olarak yaşayan Aizanalilerin ana yerleşmeleriydi. Gördüğünüz bu devasa alan stadyum alanıdır. Hepimizin bildiği gibi Antik Yunan ve Roma döneminde gladyatör dövüşleri ve bazı spor müsabakaları bu stadyum dediğimiz alanda gerçekleşiyordu. Tiyatrosu 15.000, stadyumu ise 13.500 seyirci kapasitelidir. Bu kentte diğer antik kentlerde görmediğiniz bir farklılık var ve bu farklılık burayı özel kılıyor. Burada stadyum ve tiyatro yapıları yan yana bulunuyor. Kentte o dönemde yaklaşık 80 bin civarında nüfus olduğu tahmin edilmektedir.
tapınağının olduğu arazide kazılarda bulunmuş çok sayıda duvar heykel stilleri, mezar taş stilleri, kapı stilleri bulunuyor. Aizonoi antik kenti, Efes, Bergama, Side gibi antik kentlerle çağdaştır. Döneminde mezar taşı, kapı ve duvar stillerinde kullanılan başlıca gücü temsil eden hayvanlardan kartal, aslan ve boğa figürlerinin yer aldığını bol bol görebilirsiniz. Kenti birbirine bağlayan dere üzerinde 5 adet köprü bulunuyor. Fakat kazı çalışmaları devam ettiği için o alanı kapatmışlar. Burayı görüntüleyemedik. Aizonoi Macellium'un dünyanın ilk borsalarından biridir. Macellium'un duvarlarında İmparator Diokletian'ın milattan sonra 301 yılında enflasyonla mücadele için tespit ettiği imparatorluk pazarlarında satılan malların fiyatlarının yer aldığı ve günümüze kadar oldukça iyi durumda korunmuş olan yazıtlar bulunmaktadır. Kente gitmeden önce bizi sütunlu cadde karşılıyor. Aizonoi 1824 yılında Avrupalı gezginlerce yeniden keşfedilmiş, 1830-40'lı yıllarda incelenmiş ve tanımlanmıştır. ...1926 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün kısa süreli kazılara başlamıştır. ...1970 yılından 2010 yılına kadar aynı enstitü çalışmalara devam etmiş. 2011 yılına itibaren çalışmaları Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü devralmıştır.